Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere anlatım bozuklukları ile ilgili 8. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde onun sözcüğünün cümleden çıkarılması anlam belirsizliğine yol açmaz demiş. Onun adını hiçbirimiz aklımızdan çıkarmadık. Senin adını hiçbirimiz aklımızdan çıkarmadık. Bakın, hem onun hem de senin gelebiliyor. Dolayısıyla burada anlam belirsizliği var. O yüzden bunu elemiş olduk. Kimse onun fikirlerine yeteri kadar önem vermiyor. Kimse senin fikirlerine yeteri kadar önem vermiyor. Yine hem onun hem de senin geldiği için anlam belirsizliği var. Bunu da elemiş olduk. Okuyucular onun kitabına çok fazla ilgi gösterdiler. Okuyucular senin kitabına çok fazla ilgi gösterdiler. Yine senin getirebiliyoruz. O yüzden burada anlam belirsizliği oluşuyor. Bunu denemiş olduk. Benim için onun sözü birçok belgeden önemlidir. Benim için senin sözü birçok belgeden önemlidir. Oluyor mu? Olmuyor. O yüzden burada anlam belirsizliği ortaya çıkmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Adaletin görevi kimin haklı, kimin haksız olmadığını kanıtlamaktır. Arkadaşlar ben şuraya şey getirebilir miyim? Kimin haklı olduğunu, kimin haksız olmadığını kanıtlamaktır olacak. Olduğunu derken buradaki dukduk nedir? Sizin de bildiğiniz gibi anası mezarda kecekmişten sıfat fiildir. Dolayısıyla fiilimsi eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Seçeneklere baktığımızda özne yüklem uyuşmazlığı olmaz, nesne eksikliği olmaz, fiilimsi eksikliği demiş. Evet, sıfat fiil eksikliği var. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir demiş. Yazarın iki romanı hariç diğerlerinde oldukça başarılı ve sade bir üslup kullanmıştır. Bakın arkadaşlar, kullanmıştır yüklem. Kim kullanmıştır? Yazar olacak. Yazar burada özne. Şuradaki ın ekide nedir arkadaşlar? Ek fazlalığıdır. Bundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu olduğunu görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda oldukça sözcüğünün yerine epey sözcüğü getirilerek olmaz. Hariç sözcüğünden atılarak olmaz. Yazarın sözcüğündeki tamlayan eki atılarak biz de bunu söylemiştik. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, bu cümledeki anlatım bozukluğu altı çizili sözcüklerden hangisi değiştirilerek düzeltilebilir? Sanatçının yayımlanmayan son şiirlerinin düzeltilmesi yaparak bu şiirlere adeta yeni bir biçim verildi. Arkadaşlar bakın, verildi demiş. L eki var. L eki nedir? Sizin de bildiğiniz gibi edilgenlik ekidir. O yüzden burada yaparak değil de yapılarak demesi lazımdı. Yani buranın da edilgen yapılması gerekirdi. O yüzden doğru cevabımız 3 numaranın yer aldığı C seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yazarın romanlarında hem yerel hem de ülke sorunlarına yer verilmiştir. Bakın, yerel sorunlar ve ülke sorunları aynı tamlanana bağlandığını görüyoruz. Sıfat tamlaması ve isim tamlamasının. Peki nasıl düzelteceğiz? Yerel sorunlara ve ülke sorunlarına yer verilmiştir şeklinde düzeltmemiz gerekir. Arkadaşlar burada bir tamlama yanlışlığı var. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Birçok doğal ve tarihi güzelliklere sahip olan İstanbul, gezenleri kendisine hayran bırakıyor. Arkadaşlar bakın, buradaki güzellikler isim. Nasıl güzellikler? Doğal ve tarihi güzellikler niteleme sıfatı. Ne kadar doğal ve tarihi güzellikler? Birçok sözcüğü de belgisiz sıfat. Belgisiz sıfat ve çoğul bildiriyor. Dolayısıyla buradaki lar ekinin olmaması gerekirdi. Birçok doğal ve tarihi güzelliğe sahip olan İstanbul, gezenleri kendisine hayran bırakıyor şeklinde olacaktı. O yüzden buradaki lar ekinin atılması gerekir. Seçeneklere baktığımızda ise kendisine sözcüğündeki iyilik eki atılarak bu değil. Doğal sözcüğünden sonra tamlanan getirilerek bu da değil. Güzellikleri sözcüğündeki çoğul eki atılarak demiş.
Biz de bunu ifade etmiştik. Birçok zaten çoğul bildirdiği için buradaki larlar ekine gerek yok demiştik. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklara hem bedensel hem de zihin aktiviteleri yaptırılmalı. Böylece çocukların bedensel gelişimlerinin yanında zihinsel gelişimleri de sağlanmalıdır. Cümlesinde bakın arkadaşlar, bedensel aktivite dersem sıfat tamlaması olur. Zihin aktiviteleri ise belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla burada tamlanan hem isim tamlamasına hem de sıfat tamlamasına bağlanmış. Ne olması lazımdı? Bedensel aktiviteler olacaktı arkadaşlar. O yüzden burada tamlama yanlışlığı vardır. Seçeneklere baktığımızda tamlama yanlışlığı demiş. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur demiş. Askeri ve meslek liselerine öğrenci alımı sınavla yapılmaktadır. Bakın askeri liselerine, meslek liselerine. Hem sıfat tamlaması hem de isim tamlaması aynı tamlanana bağlanmış. Dolayısıyla şuraya askeri liselere ve meslek liselerine öğrenci alımı sınavla yapılmaktadır şeklinde olacak. Dolayısıyla burada tamlama yanlışlığı var. Bunu elemiş olduk. Sulu ve et yemeklerinden tüketilebilir ama ölçü kaçırılmamalıdır cümlesinde. Yine sulu yemeklerden ve et yemekleri derken sıfat tamlamasının ve isim tamlamasının aynı tamlanana bağlandığını görüyoruz. O yüzden şuraya sulu yemeklerden ve et yemeklerinden tüketilebilir ama ölçü kaçırılmamalıdır olacaktır. O yüzden burada da bir tamlama yanlışlığı var. Bunu denemiş olduk. Resmi ve dini bayramlarda ülkemizde genellikle tatil yapılmaktadır. Dursun. Türkçe dersinde soru, sayı ve belgesi sıfatları ayrıntılı işledik. Bakın soru sıfatlarını, sayı sıfatlarını ve belgesi sıfatları ayrıntılı işledik olacak. Dolayısıyla burada da bir tamlama yanlışlığı var. Bu çizgilerin olduğu yere soru sıfatlarını, yani sıfatlarını sözcüğünün gelmesi lazım. Dolayısıyla burada da bir tamlama yanlışlığı vardır. Bunu da elemiş olduk. Coğrafi ve iklim açısından Doğu Anadolu bölgesini ele aldık. Bakın buraya da coğrafi açıdan olacak. Yine hem sıfat tamlaması hem de isim tamlaması aynı tamlanana bağlanmış. Burada da bir tamlama yanlışlığı var. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi resmi bayramlarda desem sıfat tamlamasıdır. Dini bayramlarda desem yine sıfat tamlamasıdır. Görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir tamlama yanlışlığı yok. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kendisine söz geçiremeyen bir kişi hayatının sonuna kadar başkalarına da söz geçirmesi düşünülemez. Bakın arkadaşlar burada kişinin olacak, yani tamlayan ekinin kullanılmadığını görüyoruz. Bundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Tamlanan eksikliği demiş değil, tamlayan ekinin kullanılmaması. Aradığımız cevap da buydu. Bunun için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Bakalım. Karabibik, Nabizade Nazım'ın köy insanlığının yaşantısını ve köy halkının sorunlarını işleyen, aynı zamanda naturalist özellikler taşıyan önemli bir eseri olduğuna pek çok kaynakta ifade edilmiştir. Bakın arkadaşlar, şimdi burada şu ekin olmaması lazım. Fakat bunun altını çizmemiş gördüğünüz gibi. Bu şekilde olursa şuradaki kara bibik in olacak arkadaşlar. Bu da nedir? Tamlayan ekidir. Tamlayan ekinin olmamasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu olduğunu görüyoruz. Bir de bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Bulutlar gökyüzünün yaklaşık 1 kilometre çap içerisinde 5 milyon kilogram civarında su bulunduran inanılmaz ve harika süslerdir. Arkadaşlar bakın, bulutlar süslerdir demiş. Dolayısıyla burada süslerdir değil, ne olacak arkadaşlar? Süsüdür olacak. Yüklemin yanlış kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 12. soruya.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sanatın herkes tarafından rahat bir şekilde anlaşılabilecek bir yapısı yoktur. Sadece belli bir birikimi olanlar tarafından anlaşılabilir. Peki belli bir birikimi olanlar tarafından anlaşılan şey nedir arkadaşlar? Belli mi bu cümlede? Belli değil. O yüzden virgülden sonra benim ne getirmem lazım? Sanat ifadesini getirmem lazım. Anlaşılabilir olan nedir? Sanat. Sanat burada arkadaşlar özne görevindedir. Görmüş olduğunuz gibi öznenin olmamasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.